Herkese merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bugün sizler için dünyanın en basit güneş takip devresini hazırladım. E, malumunuz hafta sonu evdeyiz ve sokağa çıkma yasağı var. Biz de zamanımızı böyle farklı projelerle değerlendirelim diye düşünüyorum. Şimdi e, o kadar basit bir uygulama ki, o kadar basit bir devre ki ortada bir devrede yok. Şöyle yapıştırayım bu arada. çift taraflı bantımda gevşemeye başladı. İsterseniz sistemin çalışmasını ya da çalışırken bir göstereyim. Ardından nasıl çalıştığından bahsederek devam edeceğiz. Yapay güneş elde etmek için elimde gördüğünüz akkor filaman lambadan faydalanacağım. Çünkü bunun ışığı güneş ışığına yakın olduğu için paneller gerilim üretecektir. Şimdi yaptığımız projeyi bir iş üstünde görelim. İlk olarak akkor filaman lambamı çalıştırıyorum ve yapay güneşimiz ışık üretmeye başlıyor. Şöyle yaklaştırayım bakın. Gördüğünüz gibi panellerin merkezi lambayı ne tarafa götürürsem oraya doğru dönüyor. Şöyle elimdeki ışığı takip ediyor arkadaşlar. E, gayet güzel bir şekilde bunu görebilirsiniz. Peki bunu sağlayan devre ne diye soracak olursanız zaten en çok da o kısma şaşıracaksınız. İsterseniz Panellerin arasında sakladığı Devreye birlikte bakalım bakalım bunu ne sağlıyormuş Pekala Dünyanın en basit Güneş takip devresini görmeye hazır mısınız Birden bire şok olmayın bak çok karışık bir devre Bir devre hiç yok arkadaşlar Şöyle yakından gösteriyorum Bakın ortada bir devre Hiç yok Devre varsa da Hepsi bu kadar Gördüğünüz gibi panellerimiz ve Panellerimizi hareket ettiren DC motorumuz var. Peki bu nasıl oluyor? Hemen kağıt üstünde bunu sizlere anlatarak devam ediyorum. Her şey bu kağıt üzerinde gözüktüğü kadar basit ve sade arkadaşlar. Böyle bir düzenek hazırladım. Eminim ki sizler de şaşırdınız. Tabii ki sistemin verimliliği tartışılabilir, işe yararlığı tartışılabilir. Ancak çalıştığını kimse inkar edemez. Şimdi Birinci panelimizin artı kutbu buraya motorumuzun en soldaki bacağına eksisi ise sağdakine gelirken ikinci panelimizin artısı sağdakine eksisi de soldakine geliyor. Yani ters olarak bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir nevi panellerle H köprüsü sağlamış oluyoruz. Hangi panel daha fazla gerilim üretiyorsa motorumuz o panel geri doğru hareket edecek şekilde Şuralardan bağlanmış durumda ve bu sayede her iki panelde eşit miktarda ışık aldığında enerji dengelendiği için motorumuz sabit duruyor ve sağdaki panele güç uyguladığınızda daha fazla ışık aldığında motor o yönde dönerek merkezin yani her iki panelinde eşit voltaj ulaşıncaya kadar e, merkeze doğru hareket etmiş oluyor. Aynı şey soldaki panel içinde geçerli. Sistem bu kadar basit ama etkili bir şekilde çalışıyor. Genelde böyle sensörler falan kullanılır. Ben bu sefer neden direkt olarak entegre olmadan panel ile bunu yapabilir miyim ya da yapamaz mıyım ya da yapılabilir mi diye merak ederken böyle bir uygulamayı hayata geçirdim ve sizinle paylaşmaya karar verdim. Eminim ki birçok arkadaşın ilgisini çekmiştir. Böylece bir projemizi daha tamamlamış olduk dünyanın en basit güneş takip devresini son bir kez daha şöyle çalışırken göstererek sizlere tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir devre zaten hiç yok. Şöyle tekrar tutalım. Bakın gördüğünüz gibi her şey mükemmel bir şekilde çalışıyor. Tam olarak kağıt üzerinde anlattığım şeyi burada uygulamalı olarak görüyoruz. Böylece bir videomuzu ve bir projemizi daha tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin. Şimdilik hoşçakalın.